Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Bursa TÜYAP. Anne ve bebe hazır giyim çocuk fuarındayız. Sektörün öncü firması Miss Lovelty'ye konuk olduk. Yanımızda firma kurucusu Fuat Bey bulunmakta. Bakalım bize hem fuar hem sektörle ilgili neler aktaracak. Merhaba Fuat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle siz de hoş geldiniz programımıza. Tabii ki çok da güzel bir stand burası. Aynı zamanda çok da enerjik bir standınız var. Yıllar önce kurulmuşsunuz. Biraz o hikayeyi sizden dinleyeceğiz ama önce kendinizi, daha sonrasında firmanızın kuruluşunu bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Buyurun. Ben Fuat Açan, Bingöl Solan doğumluyum. 1982 yılından beri Bursa'da ikamet ediyoruz. Aşağı yukarı 1996 yılından bu yana tekstille ilgileniyoruz. 27 yıldan beri. Evet. Aşkın süredir birçok da hizmetleriniz var. Tabii. Birazcık açalım mı o zaman? Miss Lovelty deyince aklımıza bizim neler gelmeli? Çok da güzel çizgiler var ama sizden dinleyelim. Miss Lovelty dediğimizde kız dış giyimi olarak yani takım, elbise 2-5 ve 6-9 yaşa kadar şu an üretimini yapıyoruz. Gördüğümüz üzere hem abiye hem de günlük kıyafetler bulmak mümkün, doğru mudur? Aynen. Peki çizgilerinize neye dikkat ediyorsunuz önceki? Çünkü farklı çizgiler, farklı desenler görmek mümkün. Neye evet. göre seçiyorsunuz efendim? Ya çocuklarımızı daha şık giyindirmeyi seviyoruz işin gerçeği. Elimizden geldiğince en iyi şekilde, en kaliteli şekilde ve son tüketicinin kullandığında memnun olabilecek şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Herkese göre var çizgi. Kesinlikle, burada değil mi efendim? Aynen. Her kesime göre. İhracatınız var mı? Var. Yani toptancılar üzerinden yurt dışının neredeyse her yere gidiyor. Çükür. Yani Türkiye'nin ismini duyuruyorsunuz yurt dışında. Kesinlikle. İsmini duyurmak üzerinize büyük bir sorumluluk da almışsınız. Peki yurt dışındaki çalışmalarınız ne şekilde? Yani müşterilerimizden çok olumlu dönüşler de alıyoruz. Hı-hı. Yani sosyal medya üzerinden ulaşıp atıyorum Rusya, Kazakistan, Kırgızistan tarafından tutun işte Cezayir, Fas, Filistin, Hı-hı. Irak, İran. Oralardan hep güzel dönüşler alıyoruz. Yani yurt ürünlerimiz... içinde kaç her yerde tabii toptan yapıyorsunuz. Yani yine Bursa, Balikler üzerine mi? Bursa ve İstanbul üzerinden toptancılara gönderiyoruz. Oradan yurt dışına dağıtılıyor. Peki özel kreasyonlarda yeriniz var mı? Belli kreasyonlar var her sene yapıldığı sizin üzerinize. Onun üzerine mi çalışıyorsunuz yoksa belli projelerde de var mısınız? Özel kreasyonlara yer verebiliyor musunuz? Yani şu an çok fazla yapmıyoruz. Yani biz kendi ürünlerimizi yapıp mevsimlik olarak yani mevsim, yaz, sonra tekrar bir mevsimlik, sonra kış gruplarını. Her mevsimde farklı kreasyonlar var kendinize uygun. Tasarımcılarınız var, onların elinden çıkanlar var değil mi? Kesinlikle, aynen. Peki hizmet sektörü zor ama çocuk deyince biraz daha zor sanki. Çünkü çocuklarımıza çok özen gösteriyoruz. Sizlerin de var çocuğu. Özel görüşlerimizde biz bahsetmiştik sizlerle de. Kız çocuklarınızın üzerine de. Bedenlerine giydikleri için anne babalar bu konuda titizler. Bu anlamda peki ürünlerinizi kullanırken ne şekilde dikkat ediyorsunuz hizmet verirken de? Ya kız grubu imalatı yapmak gerçekten çok zor. Yani kızları memnun etmek biraz biliyorsunuz daha zordur. Bazen hani biz kendimiz çok sade istememize rağmen çocuk sade istemiyor. Daha böyle cıvıl cıvıl, daha pudra, pembe tonlarını tercih ediyorlar. Biz de işin gerçeği çocuklarımızın ne istediğine göre hareket etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sağlık kodeksine de uygun olarak tabii, da değil mi? Bedenlerini tabii. giyiyorlar kesinlikle, çünkü. Pamuklu mu? Neyi tercih ediyorsunuz? Kesinlikle. Yani zaten bizim ürünlerimizin çoğu pamuklu ürünler. Pantolonlarımız likralı pamuklu ürünler. En azından çocuk giydiğinde rahat hareket edebilsin. İç ürünlerimiz işte body gibi, gömlek gibi zaten %100 pamuk ürünler. Bir işte montlarımızı ister istemez hani dış şeyleri polyester karışımı olabiliyor. Bir kız çocuğunun neye ihtiyacı varsa bulabilecekleri yer diyebilir miyiz size evet, efendim? Evet yani dış giyimle alakalı her şeyimiz var yani. Peki. Şimdi hizmet sonrası destekler de çok önemli sizler gibi firmalarda, tekstil firmalarında. Herhangi bir problem olduğunda ne gibi çözümler sunuyorsunuz müşterilerinize? Ya şöyle hani bazen gözden kaçan bazı sıkıntılar da olabilir. Yani en son bana şu ana kadar bir defa bir dönüş oldu. Rusya'dan bir ürünümüz lekeli olarak içten herhangi ufak bir leke olmuş. Bana resmini attıklarında o ürün yanınızda kalsın ben yerine yenisini göndereyim demiştim. Birebir müşteri. Birebir aynen birebir gönderdim ben ulaştırdım. Harikasınız. Kendileri de dönüş yaptılar teşekkür ettiler.
Bu da sizin aslında ne kadar istikrarlı bir firma olduğunuzu, ürünlerinizin arka, yani para kaygısı olmadan müşteri memnuniyet odaklı çalıştığınızı gösteriyor. Kesinlikle, elbette. Aynen. Başarı tesadüf değil elbette. Arkada ekip de var. Yaslanamaz bir gerçek. Kaç kişisiniz toplamda? Şu an 40 kişiyiz. Değişebilen de elbette. Değişebilen ve hani güçlenerek devam etmeye çalışan bir durumdayız şu an. Yeriniz nerede? Yerimiz Bursa Yıldırım'da. Peki şunu sormak istiyorum. 27 yıl önce geri götürsem sizi. Evet. Burayı ilk kurduğunuz zamanlara, biz biliyoruz ki bir firma kolay kurulmaz. Kolay da bir günlere hiç gelinmez. Evet. Onu da elbette bilincindeyiz. Biz şu anda çok güzel çizgiler, çok güzel renkler görüyoruz. Güzel işlerinizi görebiliyoruz, şahit oluyoruz. Evet. Bugüne kadar neler yaşandı ve şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydiniz peki? Ya işin gerçeği, hayal olmadan bu durumlara da gelinmez. Evet. Yani büyük emekler var. Yani gecemizi gündüzüne kattığımız günler de oldu. Hafta neşe sonu çıkışlar, tatilleri yapmadığınız zamanlar da oldu. Ama hep hedefimizde şu vardı. Yani Bursa'nın veya Türkiye'nin en iyi firmaların arasına girebilmek. Ve bunu başardınız. Ve bunu çok şükür. Yani şu an emin adımlarla çok daha iyi noktalara peki, doğru gidiyoruz. Peki bundan sonraki etapta farklı projeler olacak mı? Kesinlikle. İşler var, farklı sürprizler var. Takip etsinler sizleri. Aynen, öyle takip etsinler Allah'ın izniyle. Peki ben son sözlerinizi almak istiyorum. Sizleri destekleyen müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Ya bizi takip etmelerini isterim. Bizim yaptığımız ürünlerin her sene ve her sezon üstüne koyarak çok daha iyi noktalara gelebileceğini ben buradan söylemek istiyorum. Daha güzel çizgilerle beraber sizlere hizmet vermeye hazırız. Kesinlikle. Her şekilde diyorsunuz zaten. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, bölgenize ve Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca Miss Loberti'nin ismini de duymak dileğiyle. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Çok sağ olun. Başarılar efendim. İyi fuarlar. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, anne ve bir hazır giyim çocuk fuarından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firma ve fuara kadar. Hoşçakalın.